atıyorlar en ucuz. Şu mümkün değil zaten. 500 en ucuz. Doların %35 arttı bir ayda bir ülkede. Hiçbir şeyin aynı kalması ya da %10'larda kalması çok olası değil. Dolayısıyla bu ay olan bu enflasyon artışı bu bir aylık artış. Bunun arkasından 2-3 ay daha böyle artışın devam etmesi çok normal. Bu %35-40-50 olarak diğer ürünlere zamanla yansıyacak. Yani bu sadece şu anki başlangıç. Dolayısıyla burada çok ciddi bir 3 aylık, 4 aylık enflasyon dalgasına yine giriyoruz gibi gözüküyor. Bu yaz olduğu için bir tık hafif hissettik. Şu anda bir de Eylül'de okulların açılmasıyla, göç gelmesiyle, insanların okul için, kırtasiye için veyahut da işte çocuklar için belki büyük şehirlere akmasıyla doğalgaz iyice gelecek. Bir de taşınmalar olacak, bir sürü insan gelecek, nüfus yoğunlukları artacak. O daha da yani Eylül-Ekim'de çok daha ciddi etkilenecek. Ama şurada çok dikkat edilmesi gereken bir konu var. Şu an son 2-3 gündür ben KOBİ'lerle veya müşterilerimden şu sıkıntıyı çok duyuyorum. Şimdi biz bir polisi olarak bir tedbir alıyoruz. Düğmeyi yanlış iliklediğimiz için baştan ne yapıyoruz? İşte bir sürü şeyi baskı altına tutmaya çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Kredileri dondurmaya çalışıyorlar. Şimdi bu krediyi dondurmaya çalışırken parasal sıkılaştırma yapmak için yaparken şirketleri boğazlıyorsun. Evet, inanılmaz şekilde. Şimdi bunu ben bugün tweet olarak yazdım da dün gece şey diyenler oldu. Tabii herkes tabii tam bu şeyi kavramadığı için şey diyor. Ya işte onlar da zamanında çok para kazandılar, biraz boğazlansınlar. Çok ev aldılar, çok araba aldılar. Doğru. Öyle olanlar boğazlansın ama öyle yapmayıp da sahiden üretime, benim bizzat çok yakın arkadaşlarım var. Üretime, mal almaya kendini programlamış şirketlerde şu an bana diyorlar ki Mert, bizim çok ciddi bir ödememiz var. Mesela 10 milyon bir ödemem var. O parayı hocam maaşları da şirketler krediler. Aynen öyle. Şimdi onu dedi bana işte 10 milyon bu parayı bulamazsam ben çalışanıma nasıl para vereceğim? Tabii. Mallarım var. Satacağım. Malları da alıcı bulamıyoruz. Olur. Bakın şimdi bu durumda mallara da alıcı bulunamaz. Dolayısıyla bu parasal sıkılaştırmanın ve kredileri satamaz, alamaz. Dondurmanın maaşını. Böyle iyi bir şeyi varmış gibi gözüküyor ama aslında iyi bir yanı yok. Aslında bakın baştan beri hep konuştuğumuz şeyler. Herkes aynı şeyi konuşuyor. Hocam başta, siz bu enflasyona ne diyorsunuz? Bu enflasyon demin başta söyledim gibi yani %10 gözüküyor şu anda denen enflasyon. Şu an bu aylık. Bu daha şey. İşin reklam kısmı. Bakın dolar her arttığında, bu daha önceki tecrübelerde de gösteriyor. Dolar her arttığında aynı üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu gibi 3-4 ay içinde bunun enflasyonun dalgası arkadan daha da gelir. Niye? Çok basit bir şey soracağım. Şimdi şu kalemi düşünün. Bu kalem bugün aldığınızda ya da 2 hafta önce aldığınızda 100 liraysa bundan önceki 3 ayda büyük ihtimalle üretilmiştir. O günkü dolar kuruyla hocam, üretilmiştir. Hocam o kalemin içi 275 lira. Bu gitgide daha da artmaya başlıyor. Bir dahaki ay gittiğinizde bu yeni kurla üretilecek ve hepsi yansıyacak. Dolayısıyla bu enflasyon bugün için yine diyorum daha çok düşük gözüküyor. Yani bu iyi. Bundan sonraki 2-3 ayda da bu maalesef yansıyacak. Bunun çözümü nedir? Bunun bir sürü çözümü var ama en gerçek çözümü ve yapılamayan çözümü. Bakın Ebru Hanım, bütün sorunumuz zaten orada kaynaklanıyor. Hı hı. Çok dillendiremiyor. Siyaset de çok yapamıyor bunu. Bugüne kadar da pek yapan olmadı. Bunu bir tek Warren Buffett cesaretle söyledi. Amerika'daki için söyledi. Bizde kimse söylemiyor. Hı hı. Vergi sisteminin daha adil olması lazım. Bunu Amerika'daki adam söylüyor. Türkiye'deki adamların da söylemesi lazım. Nedir bu? Yukarıda gitgide zenginleşen, bu son yapılan hatalı politikalardan dolayı zenginleşen bir kesim var. Bu nereden görüyoruz? Dünya Altın Konseyi'nin sizin haberinizi gördüm. Resmen orada yani adamlar bağıra bağıra söylemiş. Dünyada başka ülke mi var? Yok. Amerika, Fransa, Çin demiyorlar. Türkiye diyorlar. Türkiye altın talebini patlattı diyor. Ya bu olacak şey değil. Türkiye hani bu kadar ekonomik krizle buluşan, bu kadar fakirlikle buluşan. Dünya Altın Konseyi'nin açıklaması hocam. Evet işte bir ülkede biz bunları konuşurken Dünya Altın Konseyi bunu diyorsa burada başka bir şey var. Demek ki nedir? İnanılmaz şekilde zenginleşen, zenginleşirken de korkan, korktuğu için de parayı bir yere park eden, saklayan bir kesim var. Ve bu inanılmaz bir kesim. Dünya Altın Konseyi. Araba alıyor, altın alıyor, ev alıyor, evet, yat alıyor, evet. Kat alıyor, bilmem i̇şte, ne yapıyor, sürekli öyle, böyle bir şey. Bunun çözümü nedir? O kesime 3-5 sen, milyon kişi. O kesime sen gerçekçi vergi koysan, ki Türkiye'de zaten biliyorsunuz dolaylı vergi, bu sıkıntılar düzelir. Ama bu da bugüne kadar yapılamıyor. Ne oluyor? Bunu yapacağımıza biz domates alandan, selpak alandan standart vergi alalım diyoruz. Ve bu şekilde çözülemiyor. Bu sarmal da çözülemiyor. Dolayısıyla kısa vadede çözülecek gibi değil. Önümüzdeki 3 ayda... Ya da şirketleri boğazlıyorsunuz. Bir de şirketler boğazlandığı için yani bunun yan etkisi çalışanları işte... Çalışanları etkiler. Yan etkisi işte işsizlik olarak Allah korusun olunabilir. İnşallah olmaz ama bir de o etki olursa çok büyük sarmal olur. Veyahut da sadece öyle düşünmeyin. Şimdi siz bir hastanız var. Evinizi, arabanızı satmak istiyorsunuz. Tamam, zamanında çok kazandınız. Eğer ilk alanlardaysanız çok güzel. Yani 200 araba alıp da herkes şimdi o açıdan bakıyor. Diyor ki Mert Bey yapsınlar diyor. Çok kazanan çok kazandı. Peki siz 200 liradan araba alıp da 1 milyon olduysa sizin için pek sorun yok. Ama siz o arabayı daha yeni 800'de aldıysanız ve şu an hastanız var 850'ye satamıyorsanız bir de o açıdan bakmak lazım. Yani biz genelde toptancı bakıyoruz. Bir yanlış politikanın sonunda
O taraf kaybediyorsa ne güzel ama konut herkes... işte, konut satılmıyor konut, şu an. Konutta da aynı şekilde bir noktadan sonra zorlanma başlamaya başladı. Satış var ama alış yok. Ya alış da olsa fiyatlar çok saçma olduğu için korkuyor insanlar. Bir de ilaçlarla ilgili ciddi bir durum var. Mesela onu da çok güzel söylediniz. Mesela ilaçlarla ilgili şu an artış oldu, çok pahalandı ama hala ilaç şirketleri bir sürü... Ben işte bir akrabam için bir ilaç almamız gerekiyor. O ilacı getirmiyor. Türkiye'deki ilaç şirketi diyor ki... Yurt dışına ben, alacaksınız. İşte bunun nedeni, hepsinin nedeni bakın. A'dan Z'ye hepsinin nedeni... Saçma sapan. Politikaların yanlış olursa ve bunu sen polisiye... Çünkü liberal ekonomide şu anki sistemde siz yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler denen bir dünyada biz bunu yaptırmıyoruz diye baskılarsanız, işte üç harfli marketleri baskılarsanız, eczaneleri baskılarsanız, vatandaşı baskılarsanız, her yeri baskılarsanız her yerden... Düdüklü tencere gibi patlarsınız. Bir yerden patlıyor. Dolayısıyla bir an önce inşallah normal politikalara dönüp daha gerçekçi yöntemlere dönmek lazım. Dönecek gibi gözüküyordu ama şu anki hala faiz mesela... çok gerçekçi değil. Hani faizi mi savunuyorsun diyen kızanlar olacak ama bakın biz burada faizi savunmuyoruz. En azından ben kesinlikle savunmuyorum. Faiz düşük mü hocam yani? Şu anda kredi alsanız %70. Şimdi şöyle düşünün. TL bazında bakın ama şimdi TL bazında siz mevduat yapmak istiyorsunuz. Paranız hocam, var. Hocam ben dar gelirli orta gelirli için söylüyorum. Ama şimdi bakın dar gelirli orta gelirli için söylerken de şöyle unutmamak lazım. Dar gelirli de aynı sıkıntı yaşıyor. Bugün 30 bin lirası var dar gelirli. Bakın sadece enflasyonu üstteki zenginler patlatmıyor. Demin hocam çok güzel anlattı. Bizim gibi maaşı da, sizin gibi maaşı da veya bizim bir altımızda daha da dar gelirli insan, o da enflasyonu mecburen patlatıyor. Gidiyor diyor ki, ben diyor paramı tasarrufa yönelsem, faize koysam cezalandırılacağım. Ne yapmam lazım diyor, gideyim bir tane çamaşır suyu alayım diyor. Yani dar gelirli adam araba alamıyor, çamaşır suyu alıyor. Ben bizzat tanıdığım bir sürü hocam, insan var. Hocam ihtiyaç yandı. Ama ihtiyacı da fazlasını alıyoruz. Fazlasını. Mecburuz çünkü para verecek diyor. Tuvalet kağıdı yığılıyor üzerimizde. Bravo. Şimdi ne oluyor? Bunların hepsi yani bakın. Anladım. O da harcamaları düşürmüyor. Düşürmüyor. Harcam. Yani şimdi siz dar gelirli diyorsunuz ki 30 bin lirası olan bir Ayşe teyzeyiz şu anda. Annem ya da kendi annemden bahsediyor. Çocuğuna mesela okul açılsın diye kalem kağıt defter alıyor mesela, stokluyor. Annem diyor mesela, ben diyor bankaya koyacağım parayı, tasarruf yapacağım Mert diyor. Bir tane daha bir yer bulurum diyor. İki tane bir yere giderim diyor. Bir müze gezelim bu aralar diyor. Bir daha zamlanmadan gezeyim diyor. Doğru, sebay tatil yapayım. İşte herkes bunu yapmaya başladığında bir anda işte ekonomik sarmalın içine giriyoruz. Çünkü yine demin hocam çok güzel söyledi. Beklenti bozuldu. Bakın beklentinin bozulması kadar kötü bir şey yok. Ya ben de şu anda bir şey düşündüğümde bir dahaki sene için benden fiyat istiyorlar. Mesela bir yerde bir konuşma yapmak için bilmem ne için şöyle düşünüyorum. Bakın çok özür dileyerek ben bile bu noktaya geldim artık. Yani 15'te diyorum. Seneye bu enflasyonun 25 olması lazım. 25 diyeyim diyorum. Şimdi bu bile beni de bozdu. Şimdi beni de bozdu çünkü doğru. Çünkü benim yol paramı düşünüyorum, benzin paramı düşünüyorum. Hocamın fiyatı da yüksekmiş. Örnek veriyorum yani. Mecbursunuz ama. Yani temizliğe gelen bir hanımefendi mesela bize 500 diyor, haklı olarak 750 istiyorum. Aynen. Berber diyor 150-200 lira. Yani şimdi simit çünkü 10 lira oldu. Dolayısıyla her şey... Zaten 500 lira vermeye utanıyorsunuz hocam. Tabii yani aynen. İki tane kağıt mı vereceksin diyorsunuz. Yani simit, evet. Şimdi demin söylediniz ya... Ya 20 tane simit alınıyor neredeyse 200 lira Türkiye'nin en büyük para birimiyle. Dolayısıyla bunların hepsinin sonunda da bu enflasyon sarmalına girdik ve kolay da değil. Yani bu şey derler, cin şeyden çıktı. Bir kez çıktı ya artık işte bu beklenti kafamıza oturdu. Şeye de çok güvenmeyince insanlar, ekonomi yönetimine çok ciddi güvenmeyince de bunu böyle fiyatlandırmaya devam ediyor.